Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bugünkü konuğumuz Emre Belezoğlu. Senin yapayım Kaya. Oy. Ömer. Beni gördüğüne şaşırmadın pek. Şaşırdım. Nasılsın? Buyur abi. Teşekkür ederim. Adınız nedir? Adım Emre. Belezoğlu. Senin adın neydi? Yağmur Tanem. Yağmur Tanem. Çok güzel bir ismin varmış Yağmur. Peki Yağmur, Emre abinin ne yaptığını biliyor musun? Emre abi, hayır. Peki. Futbol oynuyor. Ömer Akif, Emre Bey kim? Ay. Kimim ben? Neyinim senin? Babam. Aa, inanmıyorum ya. Evet. Gerçekten mi? Babam sen. Tamam babanım. Peki Kaya, Emre abin kim oluyor? Eniştem. Enişte, evet. Şu anda böyle güzel bir programın içerisindeyiz. Yağmur sadece, Yağmur da benim kardeşim olsun bu programda o zaman. Tamam mı Yağmur? Tamam. Anlaştık, harika. O zaman Ömer, şöyle bir şey yapalım. Mesela hiçbir zaman soramadığın bir soru varsa babana şu anda sorabilirsin, biliyor musun? Bilmem, soramam. Neden soramazsın? Bilmiyorum. Sen sor ya, bir şey olmaz. Burada biz biziz. Biraz düşünmekte fayda var. Evet, birazcık düşüneyim baba. Peki, Emre'cim böyle burada birçok soru böyle kendi kendimize sohbet ediyoruz. Bilmiyorum programı hiç gördün mü, takip ettin mi? Ben çok televizyon izlemiyorum abi ama birkaç gündüz kuşağında böyle açtığımda. Evet, arkadaşlar bayağı ilgili bu konuda da. Evet. Mesela şimdi deyimler ve atasözleri var. Acaba Ömer'e sorsak bilebilir mi? Evde kullandığın bir deyim var mı mesela Emre? Ömer... Bilebilir gibi düşünüyorum. Kaya daha çok bilir de. Mesela böyle tekerlemeleri falan bilebilir, şey yapabilir. Şey var mesela Yağmur. Hani böyle çok olgun bir tavır gösterdiğin zaman ve annem baban şey diyor. Aa, aa, hareketlere bak. Sanki büyümüş de küçülmüş gibi. Ne demek oluyor bu Yağmur? Bilmiyorum. Kaya? Çünkü bazen güzel hareketler yaptığım için onlar beğeniyor. Aslında ben parande atmayı öğrendim. Parande atmayı. Mesela oturuşum gibi şeyler yapıyorum. Oturuşun, ha oturunca böyle oturuşa bak büyümüş de küçülmüş diyor. Peki baban sana hiç böyle şeyler söylüyor mu Ömer? Bilmem. Söylüyor mu? Söylüyor mu? Baba. Bazen böyle çok... Beğendiğim, Yağmur'un dediği gibi güzel hareketler yaptığında baksana ya büyümüş de küçülmüş gibi şeyler söylediğimi hatırlıyorum sanki. Galiba. Galiba. Mesela hiç damlaya damlaya göl olur diye bir şey duydunuz mu? Evet. Evet. Annem bugün söyledi. Yağmur damlaya damlaya göl ulaşır. O da olabilir, o da olabilir ama onun başka bir anlamı daha var. Ben biliyorum. Yağmur yağınca sonra gökyüzü olur. Doğru mu? Buyurun. Bu doğru, tamam bu doğru. Bu doğru. Ama bu dediğinde doğru çıkmıyor Alp'in. Bir şey alsa onu saklayıp çoğaltmak. Yağmur birincisi mi? Seninkisi de doğru ama Kaya galiba en doğrusunu biliyor. Bir şey alsa onu bir yere koyup çoğalmasını beklemek. Mesela? Yağmur. Biriktirmek. Hayır, biriktirmek. Mesela bozuk paraları hep böyle derler ya. Biriktiririz. Biriktir, damlaya damlaya göl olur derler. Çünkü o küçük paraları topladığımızda çok büyük para eder sonra hepsini açınca. O kadar büyük kumbaram var ki. Var mı? O kadar büyük. Evde kumbaram var mı? Var. Peki mesela evde oyuncakları vardır herhalde. Çok oyuncağım var. Bak ya. O kadar dolu oyuncak var ki benim oyun odamda. Yatacak yer mi yok yoksa odamda? Odan değil, oyun oda. Ama tabii çok oyuncağımız var ama bazen böyle arkadaşlarımıza da gönderiyoruz. Arkadaşlarımıza da oynuyoruz. Tek başımıza oynamıyoruz koskoca oyuncaklarla. Bazen ben de Kaya'ya bir hediye ediyorum. Hediye veriyor. Evet. Çok önemli. Peki o oyuncak odanda böyle mesela oynadın. Babası dağınık mı bırakıyor Ömer? Biraz. Ama beraber topluyoruz sonra. Lego mesela oynadığımızda beraber topluyoruz. Bir kere. Kaya da geliyor bize. Bir kere ben o kadar büyük bir Lego yaptım. O kadar büyük. Kocaman bir Lego yaptın. Sonra kırdınız mı onu yoksa? Evet, ben beraber çevirdik ya toplamak için öyle durmasın diye. Ama yürüyen bir araç. Ev. Böyle ev. Yürüyen ev yaptınız. Yani arabası var. O da yürütüyor.
Evet, arabasıyla götürüyorsun. Peki Yağmur, sen odanı topluyor musun her zaman? Evet, topluyorum. Çok güzel. Bazenleri annem yardım ederken, bazenleri babam. Çok güzel. Tebrik ederim. Kaya, o zaman sen de boyalarını topluyorsun diye tahmin ediyorum. Şimdi her yeri de boya yapmıyorsundur herhalde, değil mi? Örtü seriyorum öyle. Bravo, tebrik ederim. Yağmur, hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Çok güzel. Kaya? Fenerbahçe. Ömer? Başakşehir. Çok güzelmiş. Peki Ömer okula gidiyor mu? Evet. Peki mesela günün birinde dedi ki sana, bugüne kadar dememiştir belki, ben okula gitmek istemiyorum dedi. Bunu dedi. Ne yaptık? Bazen onu üzmedik. Hava soğuksa veyahut hafif hastaysa, ama genelde okula göndermeye çalışıyoruz Ömer. Peki okula neden gitmek lazım Kaya? Bir bilgin var mı? Var. Neden gitmemiz lazım? Eğitim öğrenmek için. Bravo, bravo. Yağmur söyledi. Teşekkür ederiz. Okula gitmezsek çünkü eğitim öğrenemeyiz. Tebrik ederim gerçekten de. Peki yemekten sonra dişlerini fırçalamayan bazı arkadaşlarımız varmış. Burada herhalde yoktur değil mi? Herkes fırçalıyor mu dişlerini? Evet, evet. Ömer de fırçalıyor, Kaya da fırçalıyor. Yemekten sonra hep dişlerimizi fırçalamalıyız zaten. Ara sıra atlayanlar oluyor mu böyle hani? Bazen fırçalamayanlar olabiliyor gibi sanki. Ben akşam birazcık bazen fırçalıyorum, bazen fırçalamıyorum. Evet. Peki sen her zaman fırçalıyor musun Yağmur? Evet. Çok güzel. Kaya, mesela bazı arkadaşlarımız var böyle o kitaplara kitap okumak istemiyor. Ben çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorsun. Evet, anneme karşı koyuyorum. Yağmur da çok seviyor. Peki Ömer? Ömer de çok seviyor kitap okumayı, ama Ömer okuma yazmada biraz tabii yavaş yavaş geliştiriyor kendini. Ama bize kitap okutmayı kendisine çok seviyor. Evet. Baban mesela sana böyle masal kitabı okuduğu zaman ne yapıyorsun? Dinliyorum. Dinliyorsun. Böyle acaba Yağmur, senin baban veya annen masal okuduğu zaman gözlerin kapanıyor mu hafiften, yoksa sonuna kadar dinliyor musun? Gözlerim kapanıyor hafiften. Evet. Emre, bir de bu genelde hani çocuklarda şey vardır ya, ama arabaya... Ama yine de sonuna kadar... Sonuna kadar dinliyorsun. Evet. Harika, çok güzel. Ama bir de yavaş yavaş gözlerim kapanıyor. Çok normal, çok normal. Bu arabada mesela çocuklar nerede oturuyordu? Ben onu hep karıştırıyorum. Ben... Şimdi kafam karıştı. Nerede oturuyordunuz? Size... Arkada. Arkada, tebrik ederim. Ama artık arkada da otururken şey takmak lazımdı. Ne kemer, o? Kemer. 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 Herkes evet. Takıyor mu? Senin arabaya takıyorum. Binen herkes ben takıyor mu? Ben bazen takmıyorum. Ben de bazen. Ben de. Ama bugün biz takmadık kemerini. Ben taktım. Takmadın mı kemerini bugün sen? Ben takmadım. Ömer her zaman kemerini takıyorsun benden bildiğinde. Ama polisler görmedi. O daha kötü. Polis yoktu dedim. Yoksa ceza verir. Peki Ömer, oldu da böyle gidiyorsun, polis çevirdi, hemen ne yaparsın o zaman? Aşağı ineri. Arabanı. Kemeri alıp takar kemeri mısın? Kemeri takar mısın polis? Kemer takılı olduğunu görsün diye. Ben takmaya çalışıyorum ama çekmiyorum, olmuyor. Yani birisinin yardım etmesi lazım sana. Kemerini takmak evet. için. Ha, evet. Güzel. Peki bu çocukların süt içmesiyle ilgili herkes içiyor mu sizin ailedeki yani ufak? Kesinlikle. Ömer söyleyebilirsin. Kaya da sen her sabah hemen hemen içiyorsun. İçiyorum. Evet. Akşamları da içiyorsun. Akşamları da içiyorum. Ben kahvaltıda içiyorum. Kahvaltıda ya. Ben de. Kaya da. Kaya, bu sütü içince ne oluyordu? Böyle bir... Boyumuz uzuyor. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Boyumuz uzuyor. O zaman boyumuz uzunca ama ne oluyor? Ama uyuyunca da tabii boyumuz uzuyor. Evet, uyuyunca da boyumuz uzuyor. Ama bunun için çok zaman geçmesi lazım. Erken de yatmak lazım tabii. Evet. Peki Emre, sizin evde bir hayvan var mı? Evcil hayvan böyle? Bizim evde evcil hayvanımız yok ama bahçemizde devamlı kedilerimiz var. Kedi, sokak kedisi herhalde. Sokak kedisi. Ama bizim bir tane kedimiz var bahçede. Evet, bahçede. Devamlı geliyor Ömer'i ve kardeşi Neda'yı görmeye. Her sabah. Evet. Şey, peki evde bir hayvan olsun ister misin? Evde isterim. Mesela? Ne istersin? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa da bir, evet pardon, kaplumbağa olmuş ben birkaç kere önümüzde. Ben köpek isterim. Küçük kaplumbağa almıştı ben ona. Ben köpek ve kedi isterim. Genelde köpek istiyor arkadaşlar. Kaya, sizde var mı öyle köpek? Ama isterim. Çok severim. Ve kedileri. Kedileri. Aslında ben köpek istiyorum. Aslında evet.
Sokak köpeği severim ama çok fazla yaklaşmam. Ev köpeği istersin. Böyle bir plan dahilinde olabilir mi? Yani kusura bakma biraz. Yok estağfurullah. Ya evde biraz köpeğe... ben çocukken çok köpeklerle büyüdüm sokakta tabii ki. Evimiz küçüktü. Köpekleri çok severim özellikle. Kedileri de severim ama... Biraz evde... bilemiyorum. Bahçeli bir evimiz olursa ileride... Bahçede olabilir. O zaman... Onu bizim de olacak Ömer'i, ileride. Değil mi Ömer? Bahçede biraz daha oynayabiliriz. Çünkü... Bizim ileride bahçemiz olacak. İnşallah. İnşallah. Ömer, babam böyle maç oynarken izliyor musun canlı canlı oturup? Evet. Bazen değil. Her zaman değil, bazen. Bazen izliyorsun. Peki babana böyle foul yapıyorlar ya, böyle topu almaya çalışırken böyle ayağına falan vuruyorlar. Sen ne diyorsun orada mesela? Kızıyor musun? Üzülüyor musun? Üzülüyorum. Hemen geliyor benim yanıma. Baba ayağına ne oldu diye soruyor sonra gece. Sonra bakacağım diyorum. Açıyor yani. Ben de bakıyorum. Şişmiş mi oluyor acaba? Ya diyorum. Yara, bir şey yapıyor musun? O pansuman falan, buz falan koyuyor musun? Evet. Hemen buz getirir bana buzdolabından bir şey olduğunu görünce. Değil mi? Hı hı. Vallahi Emre, öncelikle tabii ki de Yağmur'a ve sonra Kaya'ya, sonra da Ömer, Akif'e çok teşekkür ediyorum. Böyle özel bir durumu da bizimle paylaştığın için, bir ay bir çocukla paylaştığın için ayrıyetten çok teşekkür ederim. Bugün burada sizleri konuk etmekten gurur duydum. Çok sağ ol, takip ediyoruz. Öncelikle hırsından ve başarından ötürü çok teşekkür ederim. Her zaman takip ettiğimiz sporculardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için, Ömer geldiği için, Kaya ve Yağmur da geldiği için tabii ki de çok teşekkür ederim.